Merhabalar. Bugün sizlere Kuala Lumpur hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kuala Lumpur veya resmi adıyla Kuala Lumpur Federal Toprağı, Malezya'nın başkenti ve en kalabalık şehridir. Şehir 1857'de Gambak ve Klang nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş olup Putrajaya ile birlikte Selangor eyaleti içinde adacık halinde bağımsız olarak yer alır. 2015 yılı itibariyle şehrin nüfusu 1.7 milyon olup metropolitan alanın nüfusu ise 7.2 milyondur ve Güneydoğu Asya'nın en hızlı gelişen metropollerinden biridir. Malayların dışında yoğun Çinli ve Hint nüfus barındıran Kuala Lumpur'da Malay, İslam, Hint ve Çin kültürleri bir arada bulunur. Kozmopolit ve hızla yenilenen bir yapıya sahiptir. Dünyanın en yüksek yapılarından olan Petronas İkiz Kuleleri bu kenttedir. Kuala Lumpur 1857 yılında kurulmuştur. 1880 yılında Selangor Sultanlığı ve 1895 yılında da Federal Malay Devletleri'nin başkenti oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942 yılında Japon İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olup, işgal 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya'nın teslim olmasına kadar devam etmiştir. Kuala Lumpur 1972 yılında şehir statüsü aldı ve 1 Şubat 1974 tarihinde Selangor eyaletinden ayrılarak federal toprak ilan edildi. Kuala Lumpur, Malay Yarımadası'nda deniz kıyısına 30 km uzakta Gombak ve Klang nehirlerinin birleştiği noktada yer almaktadır. Kuala Lumpur'da yerel yönetim Kuala Lumpur Şehir Meclisi tarafından sorumlu olup Federal Topraklar Bakanlığı'nın denetimi altındadır. Kuala Lumpur'un 1 Şubat 1974 yılından beri federal toprak olmasından beri 8 belediye başkanı tarafından yönetildi. Malezya'da yerel hükümet seçimlerinin 1970'ten beri askıya alınmasından dolayı belediye başkanları federal bölge tarafından atanmaktadır. Kuala Lumpur, Malezya ve Güneydoğu Asya'nın en önemli ekonomik ve finansal merkezlerinden biri olup, çevresindeki kentsel alanlarıyla birlikte ülkenin ekonomik açıdan en sanayileşmiş ve en hızlı büyüyen bölgesidir. Kuala Lumpur'a Spangta yer alan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı hizmet vermektedir. Şehir içi ulaşım, otobüs, taksi ile hafif raylı sistem, havaray ve banyo hatları gibi raylı sistemler aracılığı ile yapılmaktadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcınızı sulayın.